Adım soyadım Hatice Kılıç. Ben en çok hayalim şarkıcı şarkı söylemeyi severim. Ahmet Özkan adım. Hayalim oynamak, gezmek, öyle oynamak, koşmak, eğlenmek, başka bu kadar. Adım Süleyman, soyadım Acar. Sergi satıyorum. Hem yukarı hem sergi satmak. Benim adım Fadime Ünal. Ben bir öğrenciyim. 4. sınıfında okuyorum. Benim en büyük hayalim çalışmak ve okulumu bitirmek. Güzel bir meslek sahibi olmak. Adım Özlem, soyadım Çelikay. İbrahim Evren Okulu'nun öğrencisiyim. Hayattan beklentilerim çok, yani küfürsüz hayat istiyoruz. Kimse küfür etmesin, güzel sözler söylesin. Ne kadar güzel olur. Çünkü hani küfredince artık herkes birbirine dalaşıyor. Ona kötü söz söylüyor. Dünya mahvoluyor. Bence güzel sözler söyleyerek insanlar daha iyi anlaşır. En doğrusu bunun olduğunu düşünüyorum. Merhaba, ben Şerif Arslan. İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. Bilişim bölümü öğrencisiyim. Hayattaki en büyük hayalim yazar olmak. Çünkü şiir yazmasını seviyorum, kitap yazmasını seviyorum. Kitap okumasını çok seviyorum. Ve yazarlara karşı büyük bir özencim var. Onlara hatta idollerimden birisi de Can Yücel, şairlerden. Yazarlardan idollerimden birisi yabancı bir yazar. Yazar olmak istiyorum kısacası gelecekte. En büyük hayalim bu. Adım İslam Oğuz Uçal. Muhasebecilik yapıyorum. Babamın yanında çalışıyorum. En büyük hayalim çok zengin olmak, büyük bir iş yerine sahip olmak. Yani hayalim bu. Birçok insanın da olduğu gibi. Her insanın hayali olabilir yani. Bu yüzden bu hayatta çalışmak şart. Adım Gülçin. İnsanım. Yaşım genç olmasına rağmen buna kadar her şeyi yaşadığımı düşünüyorum. Ölmek istiyorum, neden olmasın. Adım Büşra. Her şeyden önce bir kadınım. Hayattan beklentim tüm kadınlara adaleti sağlayabilecek güçlerimin olması. Kadınların gördüğü şiddeti engellemek, kadınların ötekileştirilmediği bir dünya. Hayattan beklentim bu. Ayşe merhaba. Öğrenciyim. İnsanların istediği şeylerin yapabileceği bir dünya olsun isterdim. Yani aslında olması gereken bir dünya. Yani daha çok iyi insanların hakim olduğu bir dünya olsun isterdim. Ve ütopik bir şey de söylemek gerekirse, yani bazı ölen insanları diriltmek isteyebilirim. Benim adım Nilgün. Burada Afyon'da öğrenciyim. Köpekleri çok seviyorum. Boş zamanlarımda onlarla vakit geçiriyorum. Keşke bir tane karavanım olsa, böyle arkasına 3-5 tane köpek koysam, o şehir benim, şu şehir senin, dolaşsak. Ben Dilara Nebahat, 21 yaşındayım. Çocukluğumda hep manken olmak istemişimdir. Tabii büyüdükçe hayaller, hedefler, yaşam standartları, her şey çok değişiyor. Çok çok fazla değişiyor. Şu an gördüğün gibi mesleğim tezgahtarlık. Bana sorsalar birazcık param olsa bir karavan kiralarım herhalde. Dünyayı gezerim. Bu arada okulu bitirince tekrar bir okul daha okumak istiyorum. Arkeolog olmak istiyorum. Dünyada keşfedilmeyi bekleyen en azından benim için mucizevi şeyler olduğunu biliyorum. Yaşamdan aslında beklentilerim Türkiye açısından biraz düşük. Belki daha iyi yaşam standartları olan bir yerde yaşasaydım çok çok daha iyi şeyler başarabilirdim. Maalesef günümüz Türkiye'sinde bunların hiçbiri mümkün değil. Büyük büyük insan olanlar aslında çok çok küçük insanlar olduğuna inanıyorum. Bir genç için gerçekten Türkiye'de yaşam çok felaket zor. Hele ki bu kendi ayaklarının üzerinde durmayı hedefleyen insanlarsa. Küçük ya, Türkiye çok küçük. Benim yaşımda bir insan için Türkiye gerçekten küçük. Dünya çok küçük aslında. Dünya çok çok fazla küçük. Bugün burada olmak istiyorum, yarın başka bir yerde olmak istiyorum. Gencim, hayatı yaşamak istiyorum. Öğretmenim, sınıf öğretmeniyim.
Biraz daha sakin bir insan olmayı isterdim. Belki mesleğin gerektirdiği bir şey. Çok sinirliyim, sabırsızım ama kime göre sabırsızım bilmiyorum. Belki sınıf öğretmenlerindeki sabır kimsede yoktur ama benim biraz daha eşiğimin düşük olduğunu düşünüyorum. Keşke biraz daha hayatımı kendim yönetebilseydim. Biraz dümen bende olsaydı ve biraz daha sakin, ılımlı bir insan olsaydım. Adım Erkan, soyadım Erdem. Mesleğim film editörlüğü, film kurguculuğu ya da İstanbul'da yaşıyorum. Severek yaptığım bir iş ve özellikle sinema filmleri yapmaktan çok keyif alıyorum. Sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmak bence hayatta yapılacak doğru şeylerden biri. Ama içimde kalan şey bunu daha çok devreye sokabilmek olurdu. Yani daha iyi bir sinemacı olmak, daha iyi bir müzisyen olmak, iyi bir fotoğrafçı olmak, iyi gitar çalmak. Bunları yapmayı daha çok isterdim. Yani daha çok bunlarla yoğrulmak isterdim. Şimdi boş zamanlarımı bu tür hobilerle değerlendiriyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum. Ne kadar çok daha iyisini yapamayacağımı biliyor olsam da elimden geleni artık boş zamanımı bunlarla değerlendiriyorum. Hakan Yılmaz, öğretim görevlisiyim. Hayattan beklenti ya da istediğim aslında ertelememek olabilir. Yani zamanın, yaşın ya da o an neyi gerektiriyorsa onu yaşamak belki de beklediğim şey. Biraz ertelediğimi düşünüyorum bazı şeyleri. Ertelemeden o duygu ve o an ne hissediyorsak aslında belki de onu yaşamamızla ilgili bir durum olabilir. Yani beklentim ya da istediğim şey bu. Nihan Eren adım. Senaristim. Kadınım. Kadın olmanın bu kadar zor olmamasını isterdim. Adım Aysel Yalman, 1980 doğumluyum, çocuk annesiyim. Katmercilik yapıyorum, baklavacıyım, asıl branşım baklava. Okumak isterdim ama annem bir kız çocuğu olduğum için beni okutmak istemedi. Ve hala içimde bir ukde kalmıştı. Okuyup hemşire olmak istedim, insanlara yardımcı olmak istedim. Ama bu şekilde de insanlara yardımcı oldum diyorum. Herkesin açlığını gidermek de bence bir ihtiyaçtır yani. Böyle hayatımı çalışarak kazanıyorum. Kader Bayraktar, duygularına çok kıymet veren bir insanım. Kötü oldu. Bir şey yapabilirim. Tabii tabii, bırakalım. Bırakalım. Yok, bırakmayalım. Şey oluyorum. Ne isterdim, beni çok şey yap. Bütün çocukların mutlu olduğu, herkesin çok mutlu olduğu bir dünya istiyorum. Tek istediğim bu. Çok kötü. Çok teşekkür ederim. Pardon ya. Çok geldi bu soru. Amneum Erselani Eminya, halkı İranıyım. Lirakane kasıklarım. Gövetin arzu mu yobuz kemo İran. Ben Kürtçe söylüyorum da kusura bakma anlamıyorsunuz. Benim adım Erselan, soyadım Amini. İranlıyım. Bu da esnafım. En büyük hayalim sorarsan nedir? Memleketime geri dönmek. Türkiye cennet bile olsa memleketime geri dönmektir. Adım Necdet Özakman. 51 yaşındayım, emekliyim. Hayattan beklentim, üzerinde çalıştığım projeler var insanlık yararında olması için. Örneğin bir tanesi yer çekiminin engellenmesi projesi, onun üzerinde çalışıyorum. Bir de Cenab-ı Allah'tan, Yaradan'dan yatarak değil de böyle acı çektirmeden belli bir şeye de ölüm vermesini diliyorum. Hayattan beklentilerim bunlar. Büyük Çobanlar ilçesinden Beytullah Göz, temiz görevlisiyim. Okulda çalışmakta görevliyim yani, sözleşmeli. Ben devamlı iş olmasını isterim yani. Bütün hayallerim bu, sigortalı. Benim adım Mevlüt Yaşar. 57 yaşındayım, emekli oldum. 6 tane torun var, 3 kız bir oğlan var.
hayallerim. Her bir evreye yapıyorum. Daha güzel. Çok yokluk gördüm ben. Bir ekmeği almaya muhtaç günlerim çok oldu. Yine şimdi binlerce şükür. Bugünkü günlerimize. Allah günlerimizi rahatmasın. İşte kendi kendimizi iyi kötü idare ediyoruz. Oğlan ev verdik 55 milyar. Daha borcunu ödeyemedik. Daha uğraşıyoruz bankayla. Kredi çekti, kesilip duruyor. Ben Selahattin Kızıldem, 1940 doğumluyum. Afyon'da doğdum. Afyon'un Başleşme Mahallesi'nde. İlkokulu 27 Ağustos'ta okudum. İlker Başbuğ'yla beraber. O okudu, adam oldu. Biz kundurucu olduk. Dünyada istediğim her şeyime muvaffak oldum. Avrupa'sına gittim. Emekli oldum. 3 gün peygamber döşeği istiyorum. Allah'tan onu istiyorum. 3 gün peygamber döşeği. Namete müttaç etmesin ya Rabbim. Çok şükür.